Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'un Fatih semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tabi burası payitaht olduğu için, başkent olduğu için, yönetim merkezi zaten Sur içinde olması hasebiyle, Meşihat da burada, Şeyhülislamlık da burada. Bugünkü Süleymaniye Camii'nin hemen yukarı çıkarken sol tarafında İstanbul Müftülüğü binası vardır. Orası vaktiyle Meşihat Dairesi idi. Dersimizin bugünkü konusu Devlet-i Aliye'nin 97. Şeyhülislamı sayılan Salihzade Ahmet Esad Efendi rahimehullah'tır. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın kabir taşı kayıptır. Kabir taşı kayıp olan Şeyhülislamlardandır. Kabirin yeri de tam olarak belli değildir. Bizim Hayder'in Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin merkez binasının olduğu yerde çoğunuzca malumdur. Hemen orada sol taraflarda aşağıda efendim Zembilli Ali Efendi'nin bir camisi vardır. Meşhur Şeyhülislam. Hemen o yakınlarda Müftü Hamamı diye meşhur olan da bir hamamı varmış o zatın. Onun için bu zatın bugünkü konumuz olan Salihzade Ahmet Esad Efendi'nin hayatını anlatan bazı kaynaklarda orada arada bir medresesi olduğundan bahsediliyor. Kabrinin de oralarda olduğundan bir iki cümle gördüm ama ve lakin medrese kayıtlarına baktığım zaman herhangi bir iş efendim o konuda orada bir yapı olduğu, yani şu an mevcut değil de eskiden olduğuna dair bir şey göremedim. Ama ve lakin şunu söylemek gerekir. Bu zatın babası kıymetli kardeşlerim, o da Şeyhülislam'dı. Kimdi o? 75. sırada anlattığımız Şeyhülislam Kırımizade Mehmet Salih Efendi'ydi. Salihzade Ahmet Esad Efendi'nin babası, 2. Mustafa'nın baş imamı, 75. sırada anlattığımız Kırımizade Mehmet Salih Efendi'dir. Efendim, ağabeyi de 83. sırada anlattığımız Şeyhülislam Camgöz Mehmet Emin Efendi'dir. Bu zatı anlatmıştık Bursa'da Emin Sultan Hazretleri'nin türbesinin alt taraftan girerken. Hemen kapıdan önce sağ taraftaydı kabri. Babası Mehmet Salih Efendi yine buralarda size anlatmıştım. Çünkü arkamda Fatih'te bulunan Sinan Ağa Camii var. Hemen onun yan tarafında şu an belediye tarafından tadilata alınmış efendim 3 kere Rumeli kazaskerliği yapan damat Mehmet Efendi'nin medresesi var imiş. Bu yıkılmış tabii. Bu zatın babasının kabri oradaymış kıymetli kardeşlerim. Daha sonra arkamda görmüş olduğunuz Sinan Ağa Camii'nin yine arkamda görmüş olduğunuz haziresindeymiş babasının da kabri. Sonra yok olmuş gitmiş. Bu zatın da zaten 1940'larda kabir taşını Fazıl Ayanoğlu görüp resmetmiş. Zaten vefatını anlatırken o resimdeki taşı size inşallah arz edeceğim. Okuyacağım, resmini size göstereceğiz. Şunu demek istiyorum. Bu zatın da kabri muhtemelen babasının yanına falan gömüldüyse kıymetli kardeşlerim. O da babası gibi mezar taşı şu arkamadaki hazireye alınmıştır. Zaten 40'lardan sonra haziredeki taşların birçoğunun orada akıbete bu taşla uğramış. Efendim bu zatın da kabri böylece kaybolmuştur. Devri acıklı bir devirdir. 3. Selim'in hali, katledilmesi, 4. Mustafa'nın önce tahttan indirilip bir sonra öldürülmesi gibi hadiselere tanıklık etmiş soğuk bir darbe, soğuk darbe dönemlerinde efendim vazife deruhte etmiş, zor bir makama oturmuştur. Şimdi gelin beraber kısaca hayat hikayesine bakalım. Salihzade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhin iki defa meşrikatı söz konusudur kıymetli kardeşlerim. Toplam meşrikatı 3 yıl 9 ay 2 gün kadar sürmüştür. Ama bunlar biri 3 yıl 5 ay, diğeri de 3 ay küsür gününe efendim meşrikatta bulunmuşlardır. Çünkü Nizami Cedid
Yeniçerilerin ilgası ve yeni ordunun kurulması hengamesinin 3. Selim devrinde yaşanan bazı olaylardan dolayı Meşrikat'tan alınmış, sonra tekrar bir defa da o döneme getirilmiştir. Meşrikati dönemlerindeki padişahlar 3. Selim ve 2. Mahmut'tur. Kısaca hayatına bakacak olursak demiştik. Kendisi Dağıstan İbrahim Efendi ve Seyit Abdülhalim Efendilerin ve devrin yine çeşitli ulemasının rahleyi tedrisinden geçmişlerdir. Ve 1755 yıllarında İbtidai Hariç derecesiyle müderris olmuşlardır. Doğum tarihi 1740, vefatı da 1814'e tarihlenmektedir kıymetli kardeşlerim. Kendisi daha sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapar. Süleymaniye müderrisi iken kadılık mesleğine adım atar. Önce İzmir, sonra da Bursa kadısı olurlar ve ardından Mekke payesi alırlar. Yani Mekke-i Mükerreme kadısı olmuş gibi muamele görürler. O makam doludur. Kendisi mevkiyece oraya yükselmiş, kabul edilir. Hem maaş hem rütbe olarak. Ama efendim oraya gitmez. Ona paye almak derler. Daha sonra yıllar 1787'yi gösterdiğinde de İstanbul kadısı olurlar. Yani hem efendim kadılık faaliyetleri hem de bugünkü manada belediye hizmetleri başında bulunurlar. İstanbul kadısı oluşunda yine Şair-i Sururi'nin divanında tarih var. Kıldı Salihzade İstanbul'da cari hikmeti, Salihzade İstanbul'da hikmeti cari kıldı demiş Sururi şair. Ve bu tarihler bize Hicri 1201'i yani miladi 1787'yi göstermektedir. Bu zatın İstanbul kadısı oluşuna da tarih düşünmüştür. Meşhur tarihleriyle meşhur olan Adanalı Şair Sururi. Bir yıl sonra da Anadolu Kazı Askerliği payesi verilir. Ardından da 1790 yılında bir fiil Anadolu Kazı Askeri olur. Salihzade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh. Daha sonra 1791'de görev süresini tamamlar. Efendim daha sonra yine kendisine efendim bazı arpalıklar ihsan edilir. Kıymetli kardeşlerim, 3. Selim efendim tahta geçtiğinde devlette bir takım yenilikler, bir takım düzenler efendim tertip etmeye çalıştı. Samimiydi, sadece biraz merhametliydi. İyi niyeti, nezaket ve kibarlığıyla tanınırdı 3. Selim. Niye buraya geçtik? Çünkü birazdan efendim Ahmet Esad Efendi'den layiha istendiğinden bahsedeceğiz 3. Selim tarafından. Şöyle olur, 3. Selim babasının ilk çocuğu olarak dünyaya gelirler. 7 gün 7 gece şenlik yapılır 3. Selim'in doğumunda ve büyük büyük dedesi Yavuz Sultan Selim'in ismi kendisine verilir. 13 yaşındayken babası 3. Mustafa'yı kaybeder. Efendim, amcası Sultan 1. Abdülhamit Han, birkaç dersimizde bahsettiğimiz Sultan 1. Abdülhamit Han, Özlük Kalesi'nin düşmesi üzerine, kendisine ve orada Müslümanların katledilmesi üzerine üzüntüsünden kendisine inerek vefat ettiğinden bahsetmiştik. İşte Sultan 1. Abdülhamit Han da amcası 3. Selim'e iyi bakarlar. Onu serbest bırakır, yetiştirirler. Kendi şehzadeliği devrinde geleceğin efendim istikbalin 16. Louis'i olan Fransa veliahtıyla da mektuplaşır. Amcası vefat edince 28 yaşında tahta oturur. Ama bakar ki yangın yerine oturmuştur 3. Selim. Rusya, Avusturya ile muharebeler devam ediyor. Ordu dağınık, efendim başı bozukluk var, para yok. Efendim kendi hazinesinin, akrabalarının, senin sarayın, hanımlarının, işte eşlerinin, kızlarının neyse, saray eşrafının birçoğunun ne kadar değerli eşyası varsa darphaneye gönderip altın yaptırıp askere ondan maaş verir ve devrin bürokratlarına çok büyük örnek olur 3. Selim'in bu hareketleri. O ara Napolyon Mısır'ı işgal eder, gemilerini İngilizlerle anlaşır, gemileri yakılır. Kendisi orada efendim yukarı tarafa doğru biliyorsunuz savaşa yeltenir, İngilizlerle anlaşmalar yapar ve ordunun bu başıbozukluğundan kurtulmak için velhasılı kelam kıymetli kardeşlerim. 3. Selim devrinde Nizam-ı Cedid yani yeni düzen adıyla bir ıslahata girişir. İlim adamlarından Ebu Bekir Ratip Efendi'yi de elçi olarak Viyana'ya gönderir.
Orada 8 ay kalır ve döndüğünde ondan bir rapor ister. Bu devlet işleri nasıl daha düzenli yapılır diye. Çünkü Yeniçeriler çok usul, nizam dinlemiyorlar idi. Tek çareyi bunları kaldırtmak ve yeni bir askeri sistem kurmakta bulur. 12 bin kişilik bir ordu kurar 1793'te. Bunlara alay imamları tayin eder. Efendim, İmam Birgivi'nin vasiyetnamesinin ders olarak okutulmasını emir buyurur, ferman buyururlar. Alaylarda namazların cemaatle kılınmasını emir buyururlar. Velhasıl kıymetli kardeşlerim, böyle yenilikler için devrinde de 20 küsür kişiden tavsiye mektubu istemiştir. Layiha diyoruz bunlara. İkisi yabancı, toplam 22 kişi arasında. Bu bahsettiğimiz dersimizin konusu olan efendim Salihzade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh de vardır. O da onun görüşleri daha ziyade askeri ağırlıklı olup köklü yenilikleri çok da ortaya koymuyor ama askeri olarak nizamın, intizamın biraz daha ele geçirilmesi gerektiğinden dem vurmuş, bahsetmişti Salihzade Ahmet Esad Efendi bu layihasında. Esad Efendi rahmetullahi aleyh ilki 1208, ikincisi 1212'de olmak üzere iki defa da birer yıl Rumeli kaza askerliği yapmıştır kıymetli kardeşlerim. Yine Adanalı meşhur şair, tarih düşürmesiyle meşhur şair Sururi bu iki devrede tarihler düşürmüşler. Çünkü bunlar Hicri 1208-1212'ye tekabül etmektedir. Şöyle demiş Sururi, kılıp Allah muvaffak oldu Salihzade Sadrurum. Allah kendisine tevfikini yar ederek kendisini Rumeli sadaletine getirmiştir der. Bu 1208'i göstermektedir Hicri olarak. Yine Sa'd ola kim Esad Efendi oldu oldu Sadrurum demiş. Bu da ikinci meşrikatine Hicri 1212'ye tekabül eden tarihi düşürmüştür bu mısra ile Şair Sururi. Daha sonra yıl 1803'e geldiğinde kıymetli kardeşlerim Rumeli kaza askerliğinden mazur bulunduğu bir sırada Ömer Hulusi Efendi'nin yerine Şeyhülislam olmuştur efendim. Salihzade Ahmet Esad Efendi. Yine Sururi devrededir. Birkaç tane tarih düşürmüş. Hatta ben 3 tanesini buldum. Bir tanesini söyleyeyim. Kavli Salihzade'yi fetva bilir ehli ulum. İlim ehli bundan sonra Salihzade'nin sözünü fetva bilirler demiş. Bunun da bu mısrağında ebced değerlerinin karşılığı 1218'i bize göstermektedir. Salihzade Ahmet Esad Efendi yeniliklere taraftar bir alim olarak padişahın 3. Selim'in efendim Nizamı Cedid adıyla yaptığı bu yeni düzen adıyla yaptığı faaliyetleri desteklemişti. Bunun Rumeli'de uygulanması için Kadı Abdurrahman Paşa'yı görevlendirdiğinde Edirne'de buna karşı bir hareket başlamıştı. Şeyhülislam Esad Efendi'nin de karşı çıkanlar aleyhine verdiği fetva asiller arasında duyulunca kıymetli kardeşlerim kendisine karşı büyük bir tepki oluşmuştu. Sen padişahın bu yeni emellerine alet oluyorsun, işte Şeyhülislam olarak ortalığı karıştırıyorsun gibi. Bu yaşanan isyanın ikinci Edirne vakası denir. Birinci Edirne vakası Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin katliyle sonuçlanmıştı. Buna da ikinci Edirne vakası denir. Bu dönemde yaşanılan yenilikler aslında sadece İstanbul'a sınırlı kalmamış. Tüm imparatorluk topraklarına yayılması istenmişti. Fakat merkezi yönetimin efendim zayıflığından dolayı sancaklarda ayanlar var kıymetli kardeşlerim. Osmanlı Devleti'nde kasaba halk tarafından seçilen vergilerin, masrafların dağıtılması, toplanması hususlarında kadılara, valilere yardım eden oranın eşrafı diyebiliriz kısaca. Bu ayanlar uç boylarında güçlü. Bunların olduğu yerlere bu yeni kanunlar işlemiyor, düzenler işlemiyordu. Başlarda bu nizamı cedid usulünün efendim oturması için sancaklara, uçlara, efendim sınır boylarına kışlaların kurulması ve nizamı cedid askerlerinin buralara efendim yerleştirilmesi planlanmıştı. Ama tabii Yeniçeriler buna karşı çıkıyorlardı. Kadı Abdurrahman Paşa idaresinde
efendim ordular getirildi ama halktan da yeterli desteği alamayınca ortalık Tekirdağ civarında bir iç savaş halini almaya doğru giderken büyük bir tepkiyle karşılaşıldığını anlayınca padişah icraatında ısrar etmeyip Nizam-ı Cedd uygulamasını yarıda bırakmasından sonra sadece Yeniçerilerin değil ulemanın da muhalefetiyle karşılaşmış ve Esad Efendi de bundan nasibini almıştır. Padişahın destekçisi olduğundan dolayı görevinden el çektirilmiştir. Efendim, 3. Selim maalesef kıymetli kardeşlerim bu devirde Yeniçeriler kendisi zaten Topkapı Sarayı'nda odasına hapsedilmiş, ibadetle meşgul iken içeri girerler ve efendim kendisini boğarak katlederler. Tarihimizdeki acı olaylardan biri, darbe olaylarından biri bu devirde yaşanmıştır. Tabii hanedanın kanı uğursuzdur diye böyle kafa kesme ya da bir elini efendim kesmek diye bir şey yapmazlar. Efendim yay kirişiyle boğarlar. Öyle de bir durum vardır. 3. Selim'in katliyle sonuçlanan Kabakçı Mustafa isyanı sırasında oldukça tabii zor günler yaşamıştır Esad Efendi. Başta Şeyhülislam Ataullah Mehmet Efendi olmak üzere ulemanın karşı çıkması ile hayatı kurtulmuştur. Salihzade Ahmet Esad Efendi'nin 2. Mahmud'un tahta çıkışından sonra da efendim 19 gün sonra 1808'de ikinci defa Şeyhülislamlık makamına getirilmiştir Salihzade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh. Bu devirde önemli hadiseler, elim hadiseler var. Bu tayinde onun yenilikçi ve 3. Selim taraftarı oluşun önemli bir rolü vardır. Esad Efendi'nin 3 ay kadar süren bu meşrikati kıymetli kardeşlerim son derece yoğun hadiseler içerisinde sıkıntılı günlere sahne olmuştur. Efendim, senedi ittifak çalışmaları, Sekban-ı Cedid adıyla Nizam-ı Cedid'in yeniden canlandırılması, Alemdar vakası ve nihayet 4. Mustafa'nın idamı gibi devlet ve cemiyeti sarsan hadiseler bu dönemde vuku bulmuş. Ama Esad Efendi daima asilerin karşısında durmaya özen göstermiştir elinden geldiği kadar. Özellikle asilerin 2. Mahmud'u bertaraf edip 4. Mustafa yeniden tahta çıkarma gayretleri içinde olmaları üzerine Şeyhülislam Esad Efendi, Kaymakam Memiş Paşa, Kaptan Ramiz Paşa ve diğer bazı devlet erkanı ile beraber saray uleması uzun müzakerelerden sonra 4. Mustafa'nın efendim haline gerekli fetvanın verilmesini istemişlerdi Ahmet Esad Efendi'den. O da böyle bir duruma efendim mecbur kalmış ve bu tahttan edilme fetvasını vermişlerdi. O da kısa bir süre sonra maalesef kıymetli kardeşlerim katledilecektir 4. Mustafa. Ve Yeniçeriler tarafından Salihzade Ahmet Esad Efendi efendim Nizam-ı Cedid Şeyhülislamı diye isimlendiriliyordu. Yani padişahların bu yeni uygulamasına destek verdiğinden dolayı istenmeyen bir şahıs olmuş. Zaten iki tane padişah katledilmiş haliyle Ahmet Esad Efendi de istenmeyen bir şahıs olmuştu. Kendisine karşı tepkilerin artması üzerine zaten bir suikasta kurban gitmesinden korkulduğundan dolayı arpalı olan Manisa'ya gönderilmişti kıymetli kardeşlerim. Bir müddet sonra Bursa'ya ve ardından da babalarından kalan İstanbul Kanlıca'daki yalısında oturmasına müsaade edilmişti. 4-5 sene sonra da zaten 1814'te Emir Hak Vaki gelerek vefat etti. Dersimin başında ifade ettiğim gibi her ne kadar bizim Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin yakınlarında Zembilli Ali Efendi Camisi var. Orada Müftü Hamamı diye bir yer efendim olduğu da vaki, şu an yerinde yerler esiyor yok. Oralarda bir medresesi olduğundan bazı kayıtlar bahsediyor ama çoğu değil. Muhtemelen babasının akıbetine uğramış. Dediğim gibi Sinan Ağa Camii'nin arkasındaki hazinedeki taşı kaybolmuştur. Taşı görmüşler. Taşı kim görmüş? Fazıl Ayanoğlu görmüş ve taşı okumuş kıymetli kardeşlerim. Taşın resmini size burada arz edeyim. Fazıl Ayanoğlu'nun efendim görüp 1940'larda resmini çektiği kabir taşında ki bugün kayıp şöyle yazmaktadır. Hüvel baki, ebediyete kadar var olacak sadece Allah-u Teala'dır. Merhum ve mağfur,
efendim bağışlanması, affolunması umulan el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur, bağışlayıcı Rabbinin rahmetine muhtaç olan Şeyhül İslam Esbak evvelki Şeyhül İslam Mehmet Salih Efendi Zade Ahmet Esad Efendi ruhi şerifleri için El Fatiha sene 1230 yazmaktadır ki miladi karşılığı 1814'e tekabül etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Salihzade Ahmet Yazıl Efendi iki tane evlat yetiştirmiş kayıtlarımızda gördüğümüze göre. İkisi de kaz askerlik makamına kadar yükselmişlerdir. Bir baba için, efendim ilim yolunda olan bir baba için evlatlarının da bu yoldan gelmesi çok büyük bir nimet olsa gerektir. Allah hepimizin çocuklarını edepli, adaplı, efendim ilim ehli eylesin. Amin. Şundan da bahsetmek isterim dersimin sonuna geldiğim bu dakikalarda. Üçüncü senemden bahsettik kıymetli kardeşlerim. Halinden ve daha sonra maalesef katlinden bahsettik. Kıymetli bir padişahımız. Kendisi Mevlevi tarikatına mensuptur. Beyoğlu'nda efendim Galata Mevlevi hanesi vardır. Oraya gidip 3. Selim'le, 3. Selim Şeyh Galip'le çok sohbetler etmişlerdir. Şeyh Galip'in kabri de zaten bahsettiğim efendim tekkededir. Ön tarafında hemen kabirlerin olduğu yerde. Üsküdar'a çok güzel eserler yapmış. Selimiye ve Çiçekçi camilerini yaptırmıştır. Hepinize tavsiye ederim. Üsküdar'da olup da bu camiye gitmeyenler bile vardır. Zelzele'de yıkılmış Eyüp Sultan Camii'ni efendim çok güzel bir şekilde yaptırmış, büyütmüş. O ön tarafındaki şebekede 4 tane çeşmenin olduğu meşhur şebeke var ya kıymetli kardeşlerim. Orada üst taraflarda böyle Mevlevi sikkeleri, külahları vardır. Mevlevi külahları uzun uzun. İşte kendisi Mevlevi tarikatına mensup olduğu için öyle de bir oraya güzellik katmıştır. Sultan 3. Selim Han aleyhi rahmeti vel gufran. Hatta kendisinin Eyüp Sultan Hazretleri'nde türbesinde Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el Ensar radıyallahu anh'ın türbesinde kıymetli kardeşlerim asıllı levhada iki şaheser beyti vardır. Hattatı Yesarizade Mustafa İzzet'tir. Sözleri ise 3. Selim Han'a aittir. Şöyle der: Alemdarı Kerim Şahı iklimi risaletin muinim ol benim daim bi hakkı Hazreti Bari. Ey peygamberin dostu, sen de Allah katında bana yardımcı ol. Selimi ilhami, kendi şiirlerinde ilhami mahlasını kullanırdı. Her dem yüz sürer bu ravzayı pake. Sultan Selim her zaman gelip bu senin eşiğine yüzünü sürer. Şefaatle kerem kıl ya Eba Eyyub el Ensari. Bana cömertliğinle beraber yarın ahirette bu kadar bu camiyi yeniledim. İnsanlar hala benim sayemde bu güzellikleri işte görüyorlar, ziyaret ediyorlar. Senden bir isteğim varsa şefaattir o ruzu mahşerde der. Çok güzel yalvarmıştır. Allah onun da duasını, bizim de dualarımızı kabul eylesin. Sultan 3. Selim hakkında çok konuşulur. Bahri Bipayan'dır. Efendim Kasımpaşa, Beşiktaş, Galata Mevlevi hanelerini tamir ettirmiştir. Çocuğu da olmadığı için bütün malını zaten böyle memleketine harcamıştır. Kendisi Eyüp'te, kıymetli kardeşlerim, tepede Kaşgari Tekkesi vardır. Oraya efendim oraya gidip Şeyh-i İsa Geylani ile sohbetler eder. Yanına şehzadeleri alıp Ramazan'da çoğu geceleri Eyüp'te geçirirdi. Devre bakın ki kıymetli kardeşlerim, devrin padişahı tekkelerde sabahlıyor. Bir de bugün gelip bizim hali pürmelalimizi bir seyre dalalım derim. Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonuna geldiğim şu demde geçenlerde not aldığım bir kıtaya gözüm ilişmişti de onu size arz etmek isterim. Recaizade'nin beytidir bu, kıtasıdır bu. Çok hoşuma gitti. Aklıma şu geldi. İbadet dünyasından, kulluk efendim dünyasından çok uzakta yaşayıp da sonra 70'ine
80'ine merdiven dayadığında artık o biraz da oradan bir şeyler yapalım diye efendim ibadet biraz etmeye çalışan yaşlılarımız illa olur, çevrenizde görürsünüz. Benim aklıma o geldi. Allah bizi öyle olmaktan muhafaza eylesin. Hayatımız boyunca kulluk vazifelerimizi ifaya muvaffak eylesin. Amin. O tabloyu düşündüğümüzde sanki belki Recaizade bunu kastetmedi. O belki bir sevdiğine bunu söyledi ama benim aklıma o manaya geldi. Zaten şiir bu, her manaya çekilebilir. El mana fi batni şair derler. Mana şairin karnında, yani gönlünde, içinde gizlidir. Şöyle diyor Recaizade: Gül hüzün, sümbül perişan, bağ-ı zarın şevki yok. Dertnak olmuş hezarın, namekarın şevki yok. Başka bir haletle çağlar, cuh-i bağrın şevki yok. Ah eder inler nesimi, bir kararın şevki yok. Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok. Şöyle diyor kısaca: Gül hazin, sümbül perişan, bağ-ı zarın şevki yok. Gül hüzünlü, sümbül perişan, bağlar, bahçeler neşesiz. Dertnak olmuş hezarın, namekarın şevki yok. Nameler şakıyan, o güzel güzel öten bülbül derde batmış, neşesiz. Başka bir haletle çağlar, cuh-i bağrın şevki yok. Irmak bile böyle başka bir akıyor, o güzel sesi vermiyor. Ah eder inler nesimi, bir kararın şevki yok. Rüzgar rahatsız bir esiş halinde. Ah eder gibi neşesiz böyle dem vuruyor, havada geziyor. Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok. Bahar geldi ama sen yoksun, ben o baharı neyleyim der Recaizade. Yani zamanında yapılması gereken şeyler yapılmadığı zaman sonra ele geçtiğinde çok fazla bir şey ifade etmez diyor. Recaizade bize bu şekilde sesleniyor. Yani çıkarılacak çok derslerin olduğu çok hikmetli, manalı bir beyittir. İnne fil beyan ile sihran, şüphesiz ki sözü güzel kullanmakta sihir tesiri vardır. Ve inne mine şi'r ile hikmeten, elbette şiirde nice hikmetler vardır buyurmuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dersimin sonuna geldiğim şu dönemde kıymetli kardeşlerim, dersimde adı geçen zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.